Merhaba millet, videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir efsane mi gerçek mi videosuyla karşınızdayım. Birçok yorum gelmiş, şu yorumlar vardı. Böyle bir tane link göndermiş arkadaşlar çoğunlukla. Başka internet sitelerine gidiyor ve orada adamın teki bakır ter, alüminyum polyo, manyet, mıknatıs falan filan bunlarla beraber bir tane kablosuz şarj yapıyor. Hadi çık işin içinden. Yapılabilir mi böyle bir şey, yapılamaz mı? Koskoca iPhone yapamadı, Apple yapamadı, Samsung yapamadı böylesini. Ama bu arkadaş yaptığını iddia ediyor ve bayağı da başarılı sonuçlar almış. Bakın şimdi size göstereceğim. Kablosuz şarj yazınca zaten direkt en tepede öyle bir video var, o çıkıyor. Bu video arkadaşın o koyan muhtemelen yabancı, onun videosu değil. Fakat işte böyle de bir video arkadaşlar. Görüyor musunuz? İşte bakır tel, o bu falan filan, manyet, zar sürt bilmem ne derken adam bayağı kablosuz şarj yaptığını iddia ediyor. Ben de bu ekipmanların hepsini aldım. Bakın en sonunda da sonuç şu. Sonuç bu. Böyle bir şarj oluyormuş telefonu arkadaşın. Vallahi yorumlar zaten patlamış. Acayip fazla yorum var. İlk yorum: bak denerim, olmazsa çok pis küfür ederim. Demiş arkadaş. Ben de deneyeceğim. Bakalım oluyor mu olmuyor mu göreceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Evet, videodaki her şeyi koyuyorum. Mıknatıs, telefon, düğmeli priz, USB kablo, adaptör, makas, bu şey neydi bunun adı? Elektrik bandı, alüminyum folyo, bakır tel, anam gitti bakır tel, silikon tabancası. Önce size şu şarj aletinin çalıştığını göstermek istiyorum. Şöyle telefona takacağım, taktığım an ışık yanacak, bakın şimdi. Hop, taktım, çalışıyor. Görüyor musunuz? Şarj aleti çalışıyor. Şimdi adaptörden ayıralım. Önce iki ucunu kesecekmişiz. Öyle diyor beyefendi. Bunu da keselim. Aha gitti lan güzel kablo. Neyse sonra şuraları açacağız. Evet açtım. Bunları da şöyle çıkardım. Kaldık mı kablolarla baş başa? Ellerim hala mavi oluyor. İnanamıyorum yani, şu gıda boyasından her taraf gıda boyası evde ya. Neyse ne diyordu? Kırmızıyla siyahı diyor, ayırın diyor. Sonra diyor şu diğer iki tanesini kesin, yeşille beyazı diyor. Diğerinde de aynı şeyi yapıyorum. Kırmızıyla siyahı diğerinde de ayırdık. Yeşille beyazı kestim. Bursa sporlular alınmasın. Şimdi bu açıkta kalan telleri alüminyum folyoyla saracağız. Evet oldu. Bakır tel nerede ya? Yere düşmüştü. Şimdi bakır telle şunları şöyle saracağız. Oo, bobin gibi oldu. Hı. Bu da tamam. Aynen böyle yaptık. Şimdi elektrik bandıyla ikisinin de etrafını sarıyorum. Şimdi şu telefona takılacak olanı bir daha bir şey yapacağım. Böyle bakır telle kaplayacağım. Sonuna gelmeye başladık artık. Evet işte böyle bir şey oldu ya. Bilmiyorum. Ve son olarak adaptörümüze sıcak silikon yapıyoruz. Mıknatısımızı silikonla yapıştırıyoruz. Hadi bakalım şimdi deneme zamanı. Şimdi şunu takıyorum. Buraya koydum. Hadi bize dönük olsun. Ondan sonra telefona da bunu takıyorum. Şöyle uzak tutalım da yangın mangın çıkmasın. Sonra da düğmeye basacağım. Bakalım çalışacak mı? Anam korkuyorum. Hiçbir şey olmadı. Tabii ki olmaz. Saçma sapan bir şeymiş bu ya. Her şeyi yaptım. Mıknatıslar, kablolar. Bir tane kablo gitti, kablo. Kapatıyorum, olmadı işte. Bir tane olduğu yok. Ne şarj oluyor ne bir şey. %27 şarjım kaldı zaten. Pil de bitecek. Lan! Lan! Gitti. Kablo gitti. USB kablo. Bakır tel gitti. Alüminyum folyonun birazı gitti. Ne olmadı sadece? Şarj olmadı. Vallahi olmadı. Ben de aslına bakarsanız çok da beklemiyordum. Çünkü elektrikçi abiye gittim, gösterdim videoyu. Abi dedim bunu ne yapacağım ben dedim. Bana dedim bakır tel ver. Baktı bu olmaz ki dedi. Niye olmasın abi dedim ya. O zaman bu kadar kolaysa bu işler dedi. Uydu atıyorlar dedi tepeye. Aşağıda dedi bulaşık makinem var benim. Çamaşır makinem, ona dedi. Versin oradan elektriği, buradan basalım dedi. Para da vermeyelim elektriğe dedi. Bu kadar kolay mı bu işler dedi. Bu olmaz dedi. Ve nitekim olmadı arkadaşlar. Ve Uraz bir efsaneyi daha sizin için araştırıp yerin dibine soktu. Buraya tıklayarak da başka efsane mi gerçek mi videolarımı izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın.